Katya Bebeş Imagination eğitim setimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Imagination modülüne bir giriş yapalım. Komutlarımızı tanıyalım. Ve ardından diğer videolarımızla setimize devam edelim. Start, Shape, Imagination Shape diyorum. Gelen menüden dilersen yeni bir isim ve Create Geometrical Set diyorum. Okey diyorum. Karşıma böyle bir pencere geliyor. Bu pencerede komutlarımızı kaybedelim ve yeniden tekrar bize gerek olan komutlarımızı tekrar getirelim. Şöyle. Evet. Buraya sağ tıklıyorum. Şurada bir tane daha. Sağ tıklıyorum ve bana burada gerek olan grafik properties, buradan yüzeylerim üzerindeki özellikleri, nitelikleri tanımlıyorum. Modification ile elde ettiğim yüzeyleri modifiye ediyorum. Ölçek, taşıma, döndürme gibi. Kreasyon ile yeni bir yüzey elde ediyorum. Daha sonra burada operasyon ile elimde olan mevcut olan yüzeylere operasyon uyguluyorum. Simetri veya modifiye etme gibi. Selection, normal selection aracımız space de bunun kısa yoludur. Styling surface ile elimde olan yüzeylere yine birkaç takım operasyondan farklı olarak işlemler uyguluyorum. Update ile ekranla değişiklik yaptığım nesneleri otomatik veya manuel olarak ekrana yansımasını sağlıyorum. View Management belki de en güzel özelliklerden bir tanesi. Modele sağdan, soldan, yukarıdan herhangi bir açıdan bakmamızı sağlayan bir komuttur. Peki Imagine and Shape'te neler yapabiliyoruz ona bakalım. File diyorum buradan. Daha önceden çizmiş olduğum bir kuş modeli görmektesiniz. Maya ve Max'teki gibi serbest freestyle modeling'in subdivision surface metodudur. Subdivision surface nedir? Örneğin Maya ve Max'te çizim yapanlar bunu iyi bilir. Gördüğünüz gibi bu küre dıştaki şu beyaz sınırlandırılmış kübün yumuşamış halidir. Maya'da da yanlış hatırlamıyorsam böyle bir özellik var. Tam bir bilgim yok. Subdivision Surface özelliği var ama Max'te var mı tam olarak bilmiyorum. Katya bize bunu yumuşamış halde veriyor. Yani belirli bir çizim yaptıktan sonra belirli bir yumuşama buna tanımlamamız gerekecek. Lakin Katya bunu bize yumuşamış halde veriyor. Bu güzel bir özellik. Burada mesela bakacak olursak gördüğünüz gibi şu an işte şuradaki şu düzlemin, buradaki bu düzlemin, şuradaki şu sınırlanmış düzlemin yumuşamış halini bize şu an gösteriyor. Eğitim set içerimizde bu kuşun modellemesini de yapacağız etkinlikte alıştırmalarımızda. Şuradan tutup çekiyorum. İşte buradan çekiyorum gibi özellikler Katya'da mevcut. Katya tanıtım videosunda Imagine Shape'i tanıdık. Workbench'imize giriş yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.